Selamlar. Selam. Hasan merhaba. İyiyim, çok iyiyim. Sizler nasılsınız? Biz de İyi, iyiyiz. şükür, sağ olasın. Sağ olasın. Seni gördük, daha iyi olduk. Akşam ipuçlarını Akşamın ipuçlarını izledim. Değişik bir oyun. Akşam izledik. oynayacağım bir oyun. Baş dönme işi çok fazla olur yine. Evet. Bir de çok fena bir yağmur var. İzlerken üşüdüm. Kıyamam. Evet. Onlar neler çekiyor şu an, kim bilir orada. Çok zor yağmur Survivor'da. Kapalı havayı sevmem. Evrim de çok Bayılırım. sever. Bayılırım. Bu diyaloğu sanki dejavu oldum. Evet, Daha önce yapmıştık daha önce. yaşamıştık. Yağmur, gri, puslu hava, fırtına, rüzgar, bayılırım. Ya bir şey söyleyeceğim. Evden çıkmıyorsun. Kapalı ya da açık ne farkı var senin için ki yani? Hep evde aynı koltukta Yo, görüyoruz seni. sadece bu 20 dakika evdeyim. Onun dışı full Aa. Bizim için mi geldin eve? Evet. Allah razı olsun be Hasan. Hatta size şöyle söyleyeyim. 2.30'da bir araçla aşağıdan alınıyorum. Bir yere gideceğim. Ooo. Ay saadet. Kim alıyormuş? Çok böyle değişik bir söyledin yani. Hani almaya Alınıyorum. geliyorlar. Seni buradan Aynen alıyoruz. öyle, Sanki almaya bir iş geliyorlar. için seni almaya Kendim eve geliyorlar. az önce girdim. Panoramamı izledim. Tebrikler. Kafamda notlarımı tuttum. Kafama yazarım Begüm Hanım. Öyle, ben de öyle yapıyorum Hasan'cığım. Kafama Bizde yazarım, kafa birkaç çok bone olmadığı için yazarım. işte kağıt kalemle yani. Yo, kağıdım kalemim de var ama o şey yani oraya şu an için bir not tutmadım ama tutmak istesem Yani tutardım. bana 743 ile 52'yi çarp de ben sana 38.636 diyemem şu an mesela. Matematik ben... Uydurdunuz değil mi? Yok. Yok, bu adamın Doğru, böyle bir huyu Hakan'ın böyle var. bir Bilmiyorum, özelliği çarpın var. belki doğrudur. 743 ile 52. Yok yok. Bakayım ben hemen. 38.636 olmalı. Hemen Bu yapacağım bu adam o işlemi. işin Her püf şeyden noktasını hesap. biliyor. Evet. Niye böyle bir yeteneğiniz var ya? Çok kötü bir yetenek bu. Bilmiyorum. 743 ile... Bende 4 yaşından beri böyle değişik bir durum var. Neyi çarpıyordum 743? 743 ile 52'yi. 52 eşittir. Az önce 32 dediniz bana. 38.636. Doğru mu? Evet. Şuraya yazmıştım da oraya bakıyordum falan der bir şey yoktu. Yok yok, öyle bir yeteneğim Evet var. Hasan'cığım sen nasılsın? Başka neler yapıyorsun? Artık Survivor'da üçlü pota Hakan Bey diye girerdin eskiden yayına. Sen de mi kaybettin heyecanını? Bak Cansu, Aziz ve Hakan Bey, Hakan Bey, üzgünüm çünkü. Neye? Nefise potada. potada. Ben de üzgünüm. Evet. Bak. Olacak iş miydi bu? Kızcağızı ağlattınız Özgür Bey. Evrim de artık Nefiseci bu arada. Bu işin Ve şakası kimseye tabii. yedirmem Gerçek Nefise'yi. isim şu. Nefise hiç üzülmesin. Şampiyon olman için böyle yerlerden çıkman lazım. Öyle. Doğru. Şu açıdan iyi oldu Nefise adına. Ben Hakan Bey'e katılıyorum. Nefise'yi arkadaşları biraz geri çekiyor. Birkaç haftadır performans çok düşüşte. Ada hayatı, dedikodular, o ona bunu dedi, bu buna bunu dedi. Bu işlerle çok ilgileniyor. Eskiden bu işlerle bu kadar ilgilenmezdi. Parkura çıkardı, parkuru yarardı, evine dönerdi. Evet. Şimdi full dedikodu da. Şimdi bu dedikodu ekibinin bir dağılması iyi oldu. Üçünden bir tanesi gidecek. Umarım Aziz gider. Aziz giderse daha iyi olur çünkü Aziz kızın kafasını daha fazla karıştırıyor gibi. Sürekli ben böyle biri miyim, ben şöyle biri miyim? Kesinlikle. Bak bana bunu dediler, bak sana şunu dediler. Bak falanla filan çok iyi. Kızın bir kafasının boşaltılması lazım. Evet. Ben eminim ki bugün çok üzülecek. Yani bugün değil de elemenin yaşanacağı gün çok üzülecek. Ama ertesi gün başka bir Nefise göreceğiz. Eleneceğini asla düşünmüyorum. Bence Fanları Nefise'yi tutacaktır adada. büyük Güçlenerek ihtimal. çıkacaktır. Güçlenerek çıkması da lazım. Yazık olur. Bu hikayenin böyle bitmesine çok çok yazık olur. Peki sen de şöyle bir şey düşünüyor musun? Yusuf oyunu alma ihtimaline karşı biraz rölantiye alıp Özgür'ün Nefise söylemesinin önünü açmış olabilir mi diye Evrim dün bir tez attı. Bana da mantıklı geldiği için ben de hani varlık bir pozisyon dedim. Hani tartışılabilecek bir şey dedim. Çünkü Yusuf bir de Nefise söylerse Nefise'nin gözünde Yusuf tamamen bir hiç olabilirdi. Çünkü geri kalan kişilerden de bir Asena'yı söyleyebilirdi. Asena'yı da kaybetmek istemiyorlar değişik bir şekilde. Asena'ya karşı da bir hassasiyetleri ve sevgileri var. Böyle bir içeride stratejik bir arkadaşlık haftalık oluşturulmuş olabilir mi? Ya da bir plan yani. Şunu da eklemek istiyorum hemen. Aslında sadece Asena'yı değil, Ertuğ'la Osmancan'ı da söyleyebilirler. Ama erkek söylememek gibi bir sanki öncelik belirliyorlarmış gibi daha çok. Aziz. Ve yani hayır, Aziz şey kendi son aralarında. kişi de aynen. Ve daha önceden Özgür'ün de hani böyle
kadınları söyleyelim, kadınları eleyelim önce, erkekleri elemeyelim gibi bir söylemi olduğunu, böyle bir konuşma yapıldığını da hatırlıyorum. Acaba bu sistem tekrar gündeme gelmiş olabilir mi? Bir de ben de bunu ekleyeyim. Bence o kadar derin düşünmemişlerdir. Önce şeyden başlayayım. Düşünmemişler midir? Ben Yusuf Bey'den başlayayım. Hem Yusuf hem de Özgür için diyeyim. Hiçbirine bey demeyeyim artık. Hepsi birer yarışma. Evet abi, bey diyorsun. Şey, siyaset meydanına dönüyor burası. Doğru doğru. Yusuf de, Özgür de. Artık samimiyet kurduk 3 aydır bu adamlardan. Artık 8 kişi kaldılar. Aynen, biz bizeyiz burada. Yusuf'la Özgür'ün düşüncesi şu. Yusuf'la Özgür'ün düşüncesi şu. Cansu ve Aziz potanın kralı. İkisi de kaç potadır yiyorlar. Biz buraya öyle bir adamı atalım ki bizim kafadan rakibimiz olsun. İkisinin de kafasındaki düşünce budur. Şimdi bu ikisinin kafadan bir numaralı rakibi kim? Nefise. Peki abi, ben bu Nefise'yi diyemem. Sen diyebilir misin? Ben derim. O zaman son oyunda da benim atışlar girmeyi verir olabilir. Motivasyonu düşmüş olabilir. Son atışlarda motivasyonu düşmüş olabilir. Tabii kimsenin günahını almak istemem ama son atışlarda motivasyonu biraz olsun kaybolmuş olabilir. Stratejik midir? Stratejiktir. Survivor şartlarına göre olabilir mi? Olabilir. Olabilir. Oyuna devam. Bunlarda hiçbir sıkıntı yok. Nefise'yi potaya atmalarında hiçbir sıkıntı yok. Nefise de üzülmemeli. Nefise şunu görmeli. Ben bunların demek ki bir numaralı rakibiyim. Bundan sonra parkurda ona göre koş. Biraz duygusallaştı ama Nefise bu aralar. İşte yani Nefise'nin yaptığı hatalarda da hep aynı şeyi söylüyorduk. Yani çok genç bir kız. Hatalar yapabiliyor. Hayatı yeni öğreniyor. Yani Nefise'nin dezavantajı şu. Hatayı 85 milyonun önünde öğreniyor. Yani hayatı 85 milyonun önünde öğreniyor. Yani hata yapıyor ama hatayı hepimiz görüyoruz. Hepimiz muhatap oluyoruz o hataya. Ama bizler de o yoldan geçtik be Hasan. Doğru yani. Ben geçmedim. Ben 21 yaşında kimse beni çekmiyordu kameraya ama Nefise'yi çekiyor. Bizler de o yollardan geçtik, emin ol. Hata öyle öğreniliyor. Kız şimdi çok üzgün ağlıyor ama şunun farkında değil. Ya demek ki seni bu kadar ciddiye alıyor bu adamlar. Seni böyle bir potaya atıyorlar. Yani bu potanın tek amacı Nefise'yi göndermektir. Cansu, Aziz, babalar bunlar, SMS babaları. Hangisi gitse kârdır gibi bir şey. Bu SMS babası olduğunu bunların biliyor mu diyebilirsiniz. Gayet de biliyor. Aziz her hafta giriyor çıkıyor. Adam mantık yapar. Demek ki Aziz'in şeyi düz çok. Düz mantık. Cansu aynen. Kaç tane potadan çıktı? Demek ki Cansu'nun fanı çok. Ben buraya öyle bir adam atayım ki o adam gitsin. Tabii. Bugüne kadar da hiç SMS'e girmemiş bir adam atayım buraya. Kim o adam? Benim de bir numaralı rakibim Nefise. Evet. Nefise elensin diye yapılmış bir pota ama bu pota ellerinde ters patlar. Tepecek. Buradan Nefise çıkmaz. Peki kim gider yani sence? Adada kalır anlamında çıkmaz. Hı-hı. Evet, çıkmaz biraz böyle değişik oldu yani. Hani potadan mı çıkmaz? Çıkar Hakan Bey, çıkacak. İkisinden biri gider. Oy attın mı? Atmadım, hayır. Niye? Para mı biriktiriyor? Finale saklıyor. Etik değil. Etik değil. Niye? Burada yorum yaparken SMS atmam etik değil. Ben atıyorum. At ne olacak? Bize söyleme. Sen izleyici olarak atabilirsin. Bir de üstüne Hakan yorum yapabilirsin. Hakan Bey. Vallahi ben attım Begüm. Vallahi. Vallahi attım. Buyur, buyur Hasan. Kim attığımı söyleme. O günler de gelir. Gelir mi o günlerde? Finalde seni hayal ediyorum şöyle mesela, hani oradasın diyelim de. Finalde atacağım finale. Söz veriyorum. Bir dakika Hakan Bey, bir dakika. Çıkarsa SMS atacağım. 18.90. finale Nefise çıkarsa SMS'i, yani son ikiye Nefise'yi oturtabilirsek atacağım.